bir Şu tane her tane şey tane çok lazım. güzel olacak Ar Ar araya at Hoku çok az at iki. hokkabaz 2 at 3 atma mesela 7 evet. at biz o gün tükeneceğiz. Öyle mi yazacaksın? Evet. Ah Bu vedaya bu mu yazılırdı? Ne yazayım? Bilmiyorum. Dur oğlum ne kaydı? Ben bitmiş durumdayım tamam, işte ya. ya. Bana kayıldı. Ay, devam ediyor. Hayır hayır. Çok mu üzüldük abi? Ne oldu be? Tony Cross ben be, programı. Bir durun abi. Aynen böyle. Ne yatıyorsun? i̇şte biz o gün tükeneceğiz mi? İşte biz o gün tükeneceğiz. Bence öyle yapma işte. Bence onun Spotify şeyini resim olarak şey yap. Ama o tükeneceğiz. Şarkının adı. Şarkının adı öyle mi? İşte biz o gün yok. O zaman başka bir şey bulalım sana. Bir fotoğraf atman lazım. Fotoğraf Sendin daha etkili olur böyle. tuzumu kaçırdım be. Yemin ediyorum. Fırsatımızda kaldı. Yani. Bana bir fotoğraf bul. Senin tonikorosu olan işlere gireyiz şu an zaten. Oğlum saçma sapan yani, işler ben yapmayın. Şöyle, Benim abi, acımdan beslenmeyin. Senin acınla giriyoruz. Benim abi. acımdan beslenmeyin ya. Merhabalar. Uykum var. Uçaktan indiğimiz gibi geldik. Tam keyfimiz yerindeydi. Bir başka Alman'ı uğurladık. Danke Jürgen dedik. Buraya geldik. Hasbihal ediyoruz içeride. Tem ailesiyle. Nasılsınız? iyisiniz Şu bu derken Hasan Arda Kaşıkçı, Felaket Tellalı programa girmemize 40 saniye kala beni bu buy, buynumdan bak konuşamıyorum çok kötü oldum ben bittim şu anda yaşam fonksiyonlarımın %27'si falan sıkıntılı 73 ile devam ediyorum Sana yet, fazla fazla çok bile yeter, çok, ben çok yeter ben çok yeter. sen normalde 77 falan kullanıyorsun 32'ye düşse yine ben idare ederim 30'un altı sıkıntı tatsızım Hasan bizi bitirdin berbat haber verdi ya Tony berbat. Cross retiring Retiring ne demek ya? 34 de, yaşındasın hocam ya. 34 de şey yaştır ama. Ama çok iyi oynuyor abi bu sezon. Şu an çok... dünyanın en iyi orta savunucularından biri ya. Ama böyle bırakmak... Öyle Erik Cantona şekli çekiyor. Erik Cantona şekli çekiyor. 30 yaşında bıraktı Cantona Dedi ki beni dedi insanlar düşmüş, böyle hatırlasın düşmüş hatırlamasın. Yani. En tepedeyken hatırlasın dedi. Bir je, şimdi Zine bir CL alıyor. Zinedine Zidane. Bu arada ben O sana da sana çok rahat 2-3 sene oynardı. Dünya Kupası'nda kafayı... Şampiyonlar Ligi finalinde Marco Reus'un hikayesine de limon şey, sıktı. Sik. Şimdi o final Reus'un vedasıydı. O final şimdi Kroos'un vedası oldu. Royce orada da yedek kaldım. <laughs> Vedayı bile yapamadın be. Sakata geldi, sakata, çok geldi. sakata geldi. Acayip şey oldu, yıkıldı, gözler er. duygulandınız. Ben Wembley'de Cross atlamalıyım artık. Yani <laughs> benim artık Atlamalı. başka bir Çünkü maçta olacağım. Bulduğum yerde öpüşmeliyim Kroos'la. Bir daha yok çünkü. Çok iddialı çıkamalar yapıyorum. Önce atlamalıyım sonra öpüşmeliyim ama. Sen tamamen... gitmemek için elinden geleni <laughs> yapıyorsun bu kalbi mı? ya, hayır Kalbi oğlum. Kalbi konuşuyorum yani. Abi deyip bir sarılmalı. Aha. Neler yaşattı be abi? 5 şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Dördü Real'de biri Bayern'de. Dünya kupası. Of. Ki Real'de de beş alacak. Büyük Yani alırsa toplamda altı Real'de beş olacak. Dünya kupası. La Liga'lar, Bundesliga'lar, Süper Fonlar. Bunları zaten, zaten saymıyorsun bile. Bu sene hem La Liga şampiyonu hem belki bir şampiyonlar ligi şampiyonu. Avrupa şampiyonu. Ve belki de bir Avrupa şampiyonu. Yok. Olamaz mı diyorsun? Almanya olamaz diyor bu Kürşat abi. Ne diyorsun Hı, bu adama? Hiç katı. Yani şöyle en büyük favori. Asla olamaz diyor ama. Gaza getiriyor bak. Bekleri beni. yok. Bence forvet sorunu o kadar büyük bir sorun değil. Çünkü Nagelsmann zaten forvetsiz oynar yani. Havertz'de de iyi kotarıyor işi ki Havertz iyi sezonda geçirdi. Baya herkes Arsenal ne yapıyor abi ne Havertz'ı falan diyordu. Çatır çatır top oynadı Havertz sezon boyunca. Bence Havertz'den yana bir sorunları yok önde. Arkada Musiala'sı neydi öbür çocuğun adı? Ee, orta Şu sahadaki. Wirtz, Musiala, Kroos, İlkay bunlar zaten yangın yeri. Kimi orta saha gayet iyi. Stoperler de iyi. Rüdiger'i tahı ikisi de müthiş sezon geçirdi. Kale zaten Çiçekullah ama bekler sıkıntılı. Yalan değil. Göreceğiz. Bu Avrupa'dan ben, futbol evet. garip kurabağalığınız bittiyse evet. siperlik yanıyor. Abi ben 3 saat önce falan memlekete ayak bastım. Hiss. Ve son 72 saatim tamamen Liverpool'la ve Anfield'da ben geçti. Saniye, Çorum Bodrum bile var bende. Çorum Bodrum. <laughs> İnanılmaz maçtı. Ben bir Çorum fırsat izledim. Stattan çıkarken Depti. öğrendik Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiğini. Eee her şeyi oralarda yaşadık yani. Dün de işte tekrar Enfield'a git maç yap et falan. Çok uzak bir 72 saat geçirdim ama acayip şeyler olmuş. Bu nedenle programın ağırlığı Hasan Arda Kaşıkçı'da. Bir ima falan yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. İma bir biz sanki 56 kiloyuz he. Biz de göt köpek olduk 56 kilo sanki biz. Kimse öyle bir ima düşünmedi Tam Erman Aynen. Bey. Erman Benim acım var abi Tony Cross futbolu bıraktı ya. Göt dediği anda aklıma geldi. Ne götün? Benden mi Acayip bir şut çıkarıyor. Götten çıkarıyor. Ondan aklıma geldi. Ronald Göt. R9. Bak ben daha Hamit Altın top derim. O kadar iyi kalçadan gücü alıp köşeye o anı koyacağız mı buraya bir yere? Koyayım. adamın storiesini koyalım. Koyarız, koyarız. İnanılmaz bir şut çıkarıyor Enfield'da. Uzun süredir izlediğim en iyi amatör gol. Göt'teki sağ loptan aldım tamamen şutu. Acayip. Acayip. Özel Robbie Fowler sağlamak. Nice shot dedi. Oralar yansımıyor ekrana tabi. Dedim <laughs> Kral. Sonra bir tane globelere attım var. Orada kalede globeler yok. Globeler 66 yaşında olduğu için e, o dirilde yani seansta bir 10 dakika top karşılayınca öldü baba. Dedi ben bir 5 dakika dinleneyim. Kaleci antrenörü geçti Liverpool'un. O, o yiyor golü benden. Alt yapı Kaleci antrenörü ama Jürgen Klopp'un Kaleci antrenörü değil. Orada bizle çalışanlar hep alt yaş yani akademinin hocalarıydı. Ee, akademinin kaleci antrenörün attım golü. Sonra Globeler Baba geçti. Hadi bize de Tek Köşeye bırak ama o yansımadı ekranlara. O nasıl o, bir gol? He? Diğer tarafa biraz daha havadan bırakıyorum. Havadan mı de? Yok ya havadan derken 90'a gitmiyor. Lamba gibi astım diyor. 70'lerde falan. Daha böyle bir direğin altı. Heh. Köşeleme. 62-70. Arne Slot orada olsaydı hocaya diyecektim ki Hocam ben sevdim Liverpool'u. 3-4 gün geçirdim. Beni böyle 90 artılarda atarsın oyuna. Yoksa çıkmaz bir Premier Lig değil. Ben yani gazoz liginde de oynayamam şu anda. Da. Ama sekene iyi vurur. 90 artılarda beni abi. Zaten İngiltere'de 8-9 ekleniyor. At beni 90 artı verdi. Ben o yay civarından kapatırım. kapatırım. Kapatıyor bu arada. Ha, bir senede Liverpool'da yaşarız. Liverpool'da oynadı falan. Şehri Kaç paraya yaparsın bu işi? Hiçbir paraya yapmam. Yani hiçbir parayla yani ben hava yaparım. yaparsın. <laughs> hiçbir <parayı> yapmam da <laughs> yani. Kira, yol yemek. Ya aynen abi ben tesislerde bile yatarım ya nefis tesisler. Tesisler zaten Ah, cross futbolu bıraktı abi ne tesisi yani. Çok kötü. Kim yaptı? Mem cross futbolu bıraktı. Meme Mem ucu belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kimin? Mert Karabacan. Ersoy. <laughs> cross futbolu bıraktı. Yeri kimle dolacak kadroda? Arda Güler yani çok benzer oyuncular olmamakla beraber mesela da Modric ikamesi Arda ee, muhtemelen Arda dolmayacaktır. Şimdi oraya bir transfer düşünecek muhtemelen. Real Madrid'in kafasındaki plan belki Modric gider Cross kesin kalırdı. Çünkü Cross bir kere hem Modric'den 4 yaş küçük. Modric 38 yaşında, Cross 34 yaşında. Bir de Modric artık bu sene zaten rotasyon oyuncusuna evrildi. Yani 20 son 20 dakika, 25 dakika kala atalım güzelliği yapsın bize çözsün falan. Cross full 11 oynadı. Alman milli takımına döndü. Performansıyla Nagelsmann yalvardı. Kapısında yattı. Ee, gel oyna bu turnuvada falan diye. Orta sahada topla bizi. Ee, o yüzden seneye genel düşünce Cross Bellingham e, Kamavinga verdi falan oynar. Ya da Chouameni verdi oynar şeklindeydi. Şimdi Cross'un olmadığı denkleme Arda'nın girmesi... Çok kolay değil bence. Yani nasıl oynayacağına da bağlı. Kimler gelecek? Mbappe gelince 4-3'e mi döner hoca? 4-3'e dönerse Mbappe tepeye gider. Vinicius sola gider. Sağda da Arda için bir fırsat olabilir. Rodrigo ile. Ama merkezde oynayacaksa e, cross rolü başka bir oyuncuya verilip Valverde gibi belki Bellingham gibi Arda'ya biraz daha yaratıcı rol verilebilir. Mükemmel bir baklava verdi. Ver bakayım bir daha baklavayı. 4-4-2 Tamam baklava 4-4-2 Hayır. Nasıl 4 4 2? Ne 42? münasebet? Ne münasebet? Normal 4 4 4 2. İnsani tamam. bir 4 4 2. Tamam kenarlarda kim var? Vinicius solda. Rodrigo sağda. İki forvet kim? Mbappe ile? Mbappe ile Endrick. Endrick. Lan öyle takım mı olur? Şahane takım. Vinicius olmadı. Kenar oyuncusu evet. Oynadı. Bu kadar orta sahası varken. Aynen. Kim var orta sahası? Gidiyor adam işte. Nereye gidiyor ya? Oğlum manyak Olumlar. mısın sen? Chomeni, Kamavinga, Bellinga. e, tam Bellingham. Tam Chomeni, Kamavinga, Bellingham. Üçüncü bize oynayacak. Valverde. De. De. Aa o var. O adam var. O adam Arda, Arda da yani oraya aday. Arda'yı Rodrigo'nun yancısı sağ kanat. Virts de konuşuluyor. Değil, belki Virts sürecini hızlandırır bu olay. Linç demişken aklıma geldi. Çok saçma sapan bir linç yedim. Fark etmedin onu sen. İngiltere'lerde <laughs> gezerken. Hayır Tolga Zengilinci değil. Ne linci? Orada hiç linç yiyeceğim bir şey yok. Orada oy verenler linç yemeli. O ayrı. orayı geçiyorum. Leonardo da linci. Ne linci? Bir haftadır boğaz enfeksiyonuyla mücadele ediyorum. Doğru. Aile hekimine gittim. Şey aldım. Ee, Tüp. Fitil. <laughs> e, i̇laç aldım. Çok kötü. Şu an bile sesimi çok çıkaramıyorum. Abi son bir haftadır hastayım. Ama Beşiktaş maç sonu yayınlarında hastalığım... Çok falan ön felana çıkmıyor çünkü o maçlarda zaten Beşiktaş puan kaybettiği için millet Beşiktaş yenildi. Morali bozuk ha. ve düşüktür diyor. Denali ben nereden Fener'in Galatasaray'ı yendiği gün hasta hasta yayına girdim abi. Ama şöyle şimdi girmesem bu sefer insanlar diyecek ki ulan Fener Galatasaray'ı yenmiş yayına Galatasaray girmiyorsun. Galatasaray şampiyon olsaydı açacaktı. Galatasaray şampiyon olsa açmaz mıydın diyecek. Abi yayına girdim. inanılmaz kötüyüm. Ama nasıl biliyor musun? Son durum yani son seviyesi Galatasaray maç sonu. Maçı zaten Yorgan Buram'da izledim. Kulaklarımda sürekli nefes var böyle. Yani şey kalp atışı var. Tın 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 Kulaklar böyle. O boğaz enfeksiyonu çok artarsa kulaklara vuruyormuş. Cık. Abi kulağımın içinde kalp atıyor. Yani delirecek gibi oldum. Tansiyonum mu yüksek diyorum. Başka bir şey yoruyorum. Ve çok kötüyüm yani. Moralsizim bir yandan da. Ben öyle bir yayın yapıyorum ki. Erden Timur öyle bir yayın yapar. Hani Erden Timur Nasıl yayın yaparsa öyle yayın yapıyor. Bir tık daha neşeli olabilir. Erdem, Erdem Timur bir tık daha neşeli olur. Çünkü camiasına da önümüzdeki hafta evet. için umut vermek zorunda ya adam. Erdem Timur Hey Talks'ta o gün benim yerime yayın açsa daha neşeli olur. Hani laf eden Fenerbahçe'lere kızma ama yüzlerce yorum olamaz böyle bir şey. Sen Beşiktaşlı değil misin? Lan ben Beşiktaşlıyım da kulaklar ve herhalde. Kulaklar tamamen iptal olmuş. Boğaz inanılmaz kötü durumda. Zaten yayını hemen yaptık kapattım gece hemen yatağa girdim. Yorganı çektim yine üstüme. Ben psikopat gibi 5 gündür şeyi kovalıyorum. O 5 gün yani. Ya ben Viyana'da da hasta oluyordum. Hiç hastaneye gidiyorum. Ben mesela Viyana'da 7-8 sene yaşadım. Hiç hastaneye gidiyorum. Yani hastanenin yolunu bilmiyorum. Hasta oluyordum. Yorganı üstüme alıyordum. Terliyordum bal porusu gibi. Sabah iyi mutlu uyanıyordum yani. Benim vücudunun fonksiyonu bitmiş abi. Yaşlandık herhalde. 5 gündür buna çabalıyorum terliğim geçsin diye. En son artık Galatasaray maçı gecesi tekrar yorgan üstüme aldım. Olmadı. Sabah ilk iş şeye gittim. Doktora gittim. Aile hekimine gittim. Yani acayip saçma sapan bilinç yedim. Ulan daha bugün az önce girdim Twitter'a. Biri paylaşmış. Bu herifin sesi baygın baygın. Bununla sinirliyorsunuz. Ulan bir gün baygın İlginç. sesli yayın yaptık. Allah kahretsin ya. 3 senedir yayın yapıyorum ben. Bağırmadığım yer kalmadı. Bağır bağır yayın yapıyorum 3 senedir. Bir kere sesimiz baygın çıktı. Bu baygın herifin nesini izliyorsunuz falan. Ayıp ya. Ulan ne zormuşun internet Ben ya. de Beşiktaş camiasını karıştırdım az önce. Yayınlanan röportajlar. buraya Hasan, Hasan Arda Kaşıkçı bir saattir bana full küfür ediyor off the record. Evet. Off the record full küfür ediyor. Tam kupa finali öncesi huzuru bulduk falan şekli. Erman Yaşar. Tony Kroos. Nerede yaşıyor? Sizden cevap istiyorum. Bu adamdan cevap istemiyorum. Türkiye'de yaşamıyorsan. Hayır hayır. Burada yaşadığı semti söyler misiniz bana? Bu arada badem tat bir fikrim var. Baklavalı ekler. Şimdi bunu bir düşünün. Bak her şeyin baklavası yapılıyor. Eklerin yok. Bu yakışırsa benim badem tatıma yakışır. Teaser için de şey yani önden bize bir deneme amaçlı gelirse. Evet. Hani biz de bir feedback verelim. Hasan, Dışarıda 50-60 tane insan çalışıyor. 50-60 kişilik ufak bir anket de yapmış oluruz. Hasan'ın öyle bir fikri var. Badem tat bize her hafta bir şey göndermesin dedi. Çünkü şöyle ben pastaneye gittiğimde tekrar tekrar teşekkür ettim. Onlar da dedi ki abi biz istediğiniz her gün yollayalım. Olur mu öyle şey? Siz canımızsınız falan. Dedim abi yok zaten fenalık geçirenler oldu. Gerek yok yani öyle her hafta her gün falan. Üç kişinin bir desteği katıldı. Ee... Ama Hasan'ın dediği şey mantıklı. Yani badem tat yeni bir füzyon mutfağı denemesinde yeni bir ürün. işte dediği gibi baklavalı tam ekler. Office, tam ofis tam ofis. 50-60 tane insan var. Kadın var, erkek var, yaşlı var, genç var. Her türlü insan var dışarıda. Aynı. Patron var, işçi var. Hepsi burada bir arada. Bir Hepsine birer tane var. veririz. Hepsinden geri dönüş alırız. Benim fikrim bu. Baklavalı ekler, Esas kelepçeli profiterol. Hepsi ya, olur. Konuyu nasıl kelepçeli profiterol falan yok ya. Sen ne adam ya. Az önce fitil mitil ne adam ya. Sen Beşiktaş'ı karıştırdı ama niye karıştırdı? Ya. İki tane İstanbul Anadolu yakası hmm. Kadıköy tarafı Acıbadem tarafının iki tane yaşayan ünlüsü vardır. O bölgede yaşayan. Tabii. Hmm. Erman Yaşar. Cebat. Şenol Güneş. Hmm. Ya sen bayram değil seyran değil. Semih Kılıçsoy'a Şenol Güneş'le aran nasıl sorusunu Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin kalbinde. Öyle bir soru yok. Neden soruyorsun? Zaten öyle bir soru sorsam şeyden döner. Kulüpten döner. Ya Semih Kılıçsoy benim Şenol Güneş adam çok iyi demiş mi? altyapıdan çıkış Erman sürecini Yeşer ve Şenol hocalarınla da, ilişkini anlatır mısın dedik. Erman Yaşar'ın da olduğu videoda Doğru, Semih o, Kılıçsoy o, o, Şenol Güneş benim hayatta çok önemli bir yere sahip demiş dedi, mi? Dedi. Bugün şu an Beşiktaş camiası bu röportaj üzerine karıştı mı? Ya ne karıştı kardeşim Allah Allah. Çünkü Şenol Güneş'e karşı olan insanların en büyük argümanı bu herif genç oynatmıyor. Semih Kılıçsoy yerine Halil Dervişoğlu'nu istedi argümanıydı. Evet. Argümanı komşusu çürüttü. Yok değil. Bence Komşu, Komşusu öyle. çürüttü Oynattım argümanı. abi Şenomine, Semih Komşusu çürüttü argümanı. Komşusu momşusu. Karıştı Kim? diyorsun yani camia. Kim karıştırdı? Mikser adam. Yani Mourinho gelecekti, Şenol Güneş gelecek. Şenol Güneş'e ibre döndü. Erman Yaşar yüzünden diyorum. Hasan Erda Kaşıkçı Mourinho'yu getiriyormuş. Hasan Arda Kaşıkçı konuşmuş bir yarım hocayla. Yarım saat getiririz buraya burada. Bir yarım saat bir muhabbetimiz yapacağız. Hoca bize Porto'ndan bahset, Chelsea'nden bahset, Inter'inden bahset. bahset Kroos çalıştırmadı değil mi o? Eee yok. Çalıştırmadı hiç. Yok. Modric'i aldı. Hmm. O sene gitti. E, bir sonraki sene geliyor. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra geliyor. Doğru. Ah benim Cross. Niye konuyu yine Kros'a getiriyorsun? Ben ara da... getireceğim. Niye Cross'a getiriyorsun? Ben getireceğim. Kötüyüm. Cross'tan çıkalım. Gördüğünüz Magazin... bayraklar. Çok beğeniyorum. Bodrum Topçudur. Spor. Evet. Topçudur. Ben Topçudur. En çok adını duyduğum oyuncuydu. Maçı izlediğim 20 dakikada. Özel bir adam. Bodrum çıkacak galiba ya. Sakarya'yı evet. yenecek finalde bence. Ben Sakarya'yı tutuyorum. Hani daha böyle bir Ağır bir camiye gelsin. Sakarya maç yapmadan var. ritimsiz. Evet işte o arıza. Ama Bodrum'da Bodrum yorgun. Çok oynuyor oynaya geliyor. Her taraftan bakabilirsin bu olaya. Evet. Bodrum'da 30 tane maç yaptı bu yorgun. Olay da yorulabilir. Sakaryalı oyuncular 10 gündür tek bir maça konsantre. Çorum turu da zorluyor. İlk maç 1-1 ama orada da Çorum. Çorum da fena takım değil ya. Kerem Kalafat var sahabe eski Beşiktaş. Beşiktaş. Çok iyi kesiyor ortaları. bir iki tane... Her şeyi bir yaptığına... o güneşe boşum demiş. Kerem Kalafat. Atıyor aralara. Ya kardeşim. Yarım yapmam sana. Bir saniye. Benim mantra ekibinden bir ricam var. Şimdi geldi konu aklıma. Bu 30 kategorimi yazıyorsunuz oraya. 25 kategorimi. Bu kategorilerdeki sorudun uzmanları da buraya içeri davet edilsin. Öyle adam geçen haftada 8 tane meyve saymış. Sonra bana diyor ki şimdi şu konuda <laughs> da haklı. Ben mesela sebze meyve falan filan hangisi benim hiç çok ayırt bana Önüme gelsin yerim ben domates, meyve mi, sebze mi? Ne bileyim abi kes sen bana. Söğüşümü yap ben yiyeyim. Ondan sonra cevap. Domates hep meyve demişler bu arada. O nedenle o nedenle adam da diyor ki abi sen her programı izledikten sonra bana artistik yapıyorsun. Haklı bu konuda. Buraya bir uzman gelsin. Döt evet. diye bir şey ötsün Ben mesela. file filede alışveriş yapıyorum. Filede kendi meyveni, sebzeni kendin tarttığın File ne bölüm var. File. File'nin sultanları. Tebrik ediyoruz. Gerçi iki mağlubiyet aldık ama. M iki tane mağlubiyet mi aldık? Bir İtalya bir Japonya. Evet. Arada Hollanda'yı yendik. Başarısızlık konuşulmayacak mı? Hep başarılı mı Ya konuşursun. oğlum bu o kadar şey bir şey değil. Burada ufak tempo. Ya Olimpiyatların çok, azaldık. Çok önemsiz bir turnuva da değil de. E Ara gaz evet. evet. File markette kendi meyveni kendin tartıyorsun. Koyuyorsun torbaya. Ondan sonra oradan meyve sebze seçiyorsun. Bu file Domates hep sebzede şey kardeşim. Domates sebzedir. Hah. Domates. Bence de domates <laughs> Bravo. sebzedir bu arada. Kimse bana laf edemez. Bence de domates sebzedir bu arada. Ben o, o konuda ama dönüyor bir şeyler. <laughs> bu yarışma ya buraya uzmanlarla yaptırılacak. Cem Çelik kim ya? Cem Çelik Süper Lig'in son haftası. <laughs> Süper Lig'in son haftası ve Cem Çelik. Süper Lig'in son haftası. Bak hiç konuşulmadı linç yapsın. Geliyoruz. Birazdan, birazdan geliriz ama... Yani... Niye konuşturmuyor biliyor musun? Niye? Kürşat Bey. Kürşat Bey niye son haftayı konuşturmuyor? He. Çünkü Kürşat Bey de müzik attı. Yanlış anlama. Hiç atmadı. Oh. Rahat şampiyon oluruz diyor. Derbi de attı. 20. dakika falan kırmızıdan önce dedim bu maç gidiyor. 15. 20. dakika zaten gitti. Son haftaya dair ama bir şeyim yok benim. Bir çekincem, bir şüphem yok. Abi ama benim tek istiyorum. çekincem yani şöyle ben Galatasaray'ın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve büyük sürpriz olur. Ama Meral Güven miydi hanımefendi? Astrolog, Astrolog, Meral Hanım. Bu hanımefendi bunu sezon başında söyledi. Sezon başında söylediğinde bence çok şey değildi. Yani sezon başında diyor ki daha Galatasaray'la Fenerbahçe büyük bir şampiyonu gelişi verecek. Herkes Galatasaray şampiyon oldu dediği anda Fenerbahçe şampiyonluğu alacak diyor. Bu Ağustos ayında kulağa olabilir diye çınlayan bir şey. Galatasaray 3 hafta kala 6 puan öne geçtiğinde ve Fenerbahçe Galatasaray'ın evine geliyorken herkes bu sefer şey dedi. Ya abla ondan sonra yok işte basket takımından mı bahsediyorsun diyen var şundan bahsediyor falan ve dalga geçildi. Böyle bir şeyin üstüne kadın daha maç başlamadan dedi ki yo ben kartlarım ve işte yıldızlarım şunların bunların nesilse Hala Fenerbahçe şampiyon olacak diyor görürsünüz dedi. Bunun üstüne Fenerbahçe'nin puan farkı 3'e düşünce ve kadın yine çıktı dün yine aynı şey demiş. Fenerbahçe şampiyon olacak diye. Ya ben çok inanmam böyle şeyler ayrı konu ama enteresan yani bu. Ben bu kişini sen inanmam diye hafif geçirdim. Ben bu kişinin tamamen düzenbazlık olarak görüyorum. Ya bence hakikaten hiç olacak yani hiçbir mantık ya bilimin de açıklayabildiği bir şey değil zaten ya. Hani yıldızın hareketine göre şey bir şeylerin değişmesi. Ya ben düzenbazlık görüyorum. Ama hakikaten Fener şampiyon olursa ilk kez acaba mı derim bu yıldızlar mı yıldızlar işine Sen ilk dair. kez acaba mı dersin? Meral Güven de 25 bin dolar dersen yansın. Meral Güven hayır. Meral Güven ee, astrologluğu bırakır artık. Mehdilikten devam Seans 25 bin dolardır. Bak çok ciddi söylüyorum. Yani, meral Güven bir daha İstanbul Kadıköy'e Ali yürümez. Koç'tan fazla sevinir. Taşınır yani bir yere. Bak Ali Koç'tan fazla sevinir. Türkiye'nin bir ay falan bir numaralı gündemi olur. Bütün şeyler dolar. İnanılmaz ee, inanılmaz bir şey olur. Ya milyarder olur. Dolar milyarder. Aynen aynen. Ben hemen giderim ya seneye harman ne izlenecek? Bizim Sokrates kontratı ne olacak? Çarçurt falan hemen gidilir ya. Hemen gidilir. Abi inanılmaz bir şey değil mi? Bu i̇nanılmaz bir şey. Yani ya al... benim yıldızlarım böyle diyor diye. Ya 6 puan ve de Fener deplasmana geliyorken hala bunu çok net bir şekilde altını çizip bakın görün Fenerbahçe şampiyon olacak demesi. Hı. Hakikaten Peki de... bir şey söyleyeceğim sana. Nasıl bir Konya Galatasaray hayal ediyorsun? Abi şimdi şöyle birincisi e, siz tabi off the record konuşurken biliyorsunuz söyledim ama burada izleyicilere de söyleyeyim. Ben 3 gündür ee, Liverpool'daydım ve işte Jürgen Klopp'un veda maçı ondan önceki gün e, Liverpool Müzesi'nin çok dolu bir 3 gün takvimim vardı. Dün e, işte Liverpool antrenörleriyle ve bazı efsaneleriyle önce antrenman sonra ufak bir maç e, ve sabah 7-7.30 gibi İstanbul'a geldim. Eve gittim. Bir duş aldım. Çıktım buraya geldim. Eee sadece maç sonunda olanları falan gece otelde Twitter timeline'ında gördüm. Maçı hiç seyredemedim. Herhangi bir maçı hiç seyredemedim. Yani tüm hayatım 72 saat Liverpool, Jurgen Klopp'un vedası Liverpool, Wolverhampton maçı şeklinde geçti. Ama e, şu Galatasaray'ı mutlaka rahatsız ediyordur şu anda. Ya ben Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmüyorum. Konya'ya beraberlik yetiyor. Galatasaray her ne kadar çok kötü bir Fenerbahçe maçı oynamış olsa da yani bu maçta Konya'ya yenilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Ama abi bir yani Inception'da şey muhabbeti var ya fikir ekiyorsun adamın beynine. Fenerbahçe bir fikir ekti Galatasaray'ın beynine. Biz çok özdeşleştik böyle şampiyonluk kaçırmalarla. Siz tarihinizde hep bu haftaları çok winner oynamakla şey yaptınız. Bu sefer sıra size gelmiş olabilir mi? Böyle bir şey yaptı Çağlar Söyüncü o golle beraber. Bütün benim yani işte Liverpool'da da Galatasaraylı arkadaşlar vardı yanımda. Hepsi şampiyon olacaklarına emin olmakla beraber şu da var. Abi ya bu sefer de biz ya böyle bir şey olursa şeyin tarafında biz olursak çünkü çok ağır bir şampiyonluk kaybedişi olur. Çok çok tabii canım. Yani son iki haftaya 6 puan önde giriyorsun. Fenerbahçe ile iç sahada oynuyorsun. Berabere dahi olsan şampiyon olacaksın. Kaybediyorsun ki Fenerbahçe 20. dakikada 10 kişi kalıyor. Üstüne yani 2006 Denizli ayarı bir şey olur ya. Daha fazlası olur bence. Bence daha fazlası olur. ay. Burada duble maç kaybediyorsun. Birini direkt rakibine kaybediyorsun. İç sahada şampiyonluk kutlayacakken kaybediyorsun. çok çok sert olur yani. Galatasaray'ın tarihinde hiç yok benim hatırladığım. En azından benim hatırladım yani. Ben 90'lardan beri takip ediyorum. Galatasaray'ın tarihinde... Biz bildik bir yok zaten. E, böyle bir son hafta yani şeyde Beşiktaş Galatasaray o avaraja giden şeyde Beşiktaş zaten şampiyonlukta kay, yani Galatasaray kaybetmedi. Kaybederse Beşiktaş kaybedecekti orada şampiyonluğu. Beşiktaş kazandı. O Galatasaray'ın kaybettiği bir şampiyonluk 2021. olmaz. 2021. Şey olabilir. Ya Sergen attı şampiyonluk geldi. Orada bile Beşiktaş öndeydi. Evet evet. Yani Galatasaray ben... öndeyken Beşiktaş kazanıp öne geçmedi. Beşiktaş bir puan mı ne? Galatasaray yense puan. öne geçecekti. Ha, Galatasaray yense öne geçecekti. Beşiktaş öndeyken e, ben hatırlamıyorum. E, büyük bir yıkım olur. Galatasaraylı oyuncuları bu biraz belki şey yapıyordur. Camiayı huzursuz ediyor. O yüzden bu bir haftayı ya yani Galatasaray o maçı bence sahada kazanabilir de e, mesela Fenerbahçe maçında genel olarak insanların söyledikleri dediğim gibi maçı izlemediğim için yani biz bu maça hiç konsantre olmamışız. Hiç kafacı hazırlanmamışız. Ben de rakamlara baktığımda onu gördüm. Yani Galatasaray'ın şut atamadığı kaleye isabetli bir maç. Ki rakibin 20. dakikada çok önemli bir oyuncusunu kaybediyor. Tabii. E, demek ki e, şey yapılamamış. Ya yani biz zaten şampiyon olduk. Rakibin oraya çok iyi konsantre olup çok iyi hazırlanırken sen de biraz işte Ağustos böceği karınca e, şekli olmuş. Bu Ağustos böcekliği kafasından çıkıldıysa Florya'da ve Kiki çıkılmıştır diye tahmin ediyorum. şeyi verirse Galatasaray bence Konya'yla en kötü berabere kalır. Bak beraberliğin yetmediği iş bence Fenerbahçe'nin ciddi bir şansı olabilirdi. Çünkü abi o Konya 10. dakikada duran toptan bir gol atar. Bir tane atabilirsin, ikinciyi atamazsın abi. Belli olmaz yani. ama beraberlik de sana yetiyor. Konya'da gerçekten benim hiç beğenmediğim bir takım. Yani yanlış anlaşılmasın ama dediğim gibi birkaç kere izledim çıplak gözle de bu sezon. Ee, çok büyük sürpriz olur hala. Çok büyük sürpriz olur yani. Sen ne diyorsun? Ya ben sanki e yani biraz şey gevşetilmişti Galatasaray'da. İp, yani ip biraz gevşekti. Biraz Fener aldı ipin ucunu. Şimdi son maç hadi beyler. Son bir, bir kürek daha bir asılalım, Bu işi bitirelim maçı olur. Bir 15-20 dakikada Galatasaray öbür tarafa e, kötü haberi verir gibi geliyor. Bir bana. anda yani, 2-0 yapabilir. Ya beyler 2-0 oldu öbür taraf. Hani burada yani hmm. taraftarımıza güzel veda edelim maçına döndü bu taraf. Gibi bir haber gelir bence Fener. Ama Fenerbahçe o dediği şeyi yaptı zaten. Yani Galatasaray Konya'yı 6-0'da yense, 0-0'da bitse e, Fenerbahçe taraftarına e, biz e, şampiyonluk için derbi bir... şöyle yaptı bence e, sevinci böldü. Yani Galatasaraylıların önümüzdeki haftaki sevincini böldü. E, biraz sevincin e, yüksekliğini azalttı. Yani Galatasaray Fener'i yeni bir şampiyonuza daha yüksek bir sevinç yaşayacaktı. Konya yenince de bir, bir, iki pazamak daha alt bir sevinç yaşayacak. Derbinin şöyle bir etkisi oldu bence. bir şu dakikadan sonra Ali Koç'un seçilmemesi imkansız bence. Yani Galatasaray'ı yendiği gün bir de orada stadı basıp orada yaptığı hareketler Fenerbahçeli olmayan birine ne kadar sakil ve itici durursa dursun Fenerbahçeli biri için Abi adam Galatasaray stadını bastı. Helal başkana olacak. Ki o kongre üyesi adam en gözükör adam. O adamın gözünde Ali Koç ufak bir kahraman oldu yani o gün için bile olsa. Bence Aziz Yıldırım'ın ben Aziz Yıldırım'ın seçime doğru çekileceğini bile düşünüyorum. Yani bir daha kaybetmek istemez oy olarak Ali Koç'a. Ee, bu şöyle de bir kılıf getirebilir bence. Ya Fenerbahçe'miz için doğru olanın e, ayrımcılık değil de birleşmek ve hep beraber e, olmak olduğuna karar verdik mevcut yönetimine destek olacağız falan gibi bir açıklama bile yapabilir. Bence ikinci sonuç Fenerbahçe'ye dair bunu şu an Fenerbahçe'lerin çoğu yok be canım gider falan dese de bence öyle değil. Ben İsmail Kartal için de Fenerbahçe'de bir sezon daha hocalık yaptığı maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçının bir sezon daha bilet aldıklarını düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal bu yaz Fenerbahçe'de hangi hoca oday olursa olsun şöyle bir CV ile masaya geliyor. 3 büyük rakibi deplasmanda yendi. Trabzonspor'a bir 15-20 dakika dışında kalan hiçbir maçta Fenerbahçe rakiplerinden bir dakika bile kötü değildi. Yani 90 dakika galsaydı hmm. daha iyiydi. 90 dakika Beşiktaş daha iyiydi. Trabzon'da dakika 63'te hakem düdüğü çalıp içeri girse 63'e kadar da daha iyiydi. Ondan sonra konfetiler, adamın o çenesi yarıldı. Zaten, zaten sayılmaz <laughs> o bile. Sayılmaz yani yani e, abuk subuk işler oldu orada da. Ya bu şu demek. Abi müthiş bir psikolojik avantajı var herifin rakip demek ki büyük maçlarda. Galatasaray'a Fenerbahçe teknik direktörlüğü boyunca sadece bir kere yenilmiş. Beşiktaş'a galiba 6 maç var. 5 galibiyet bir beraberlik. Tüm Beşiktaş maçlarında. Şimdi böyle bir adamı gönderiyorsan elinin altında Fatih Terim gibi hani Fatih Terim Prime gibi bir yedek olması lazım. Hani Galatasaray'ın her hocasındaki şey nedir? Fatih Terim'in iyi gününde. Kovalım Fatih Terim gelsin. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin elinde öyle bir kovalım Fatih Terim gelsin opsiyonu yok. Yani bir maceraya yelken açılacak. Bence İsmail Kartal son Galatasaray galibiyetiyle şunu söyledi. Macera aramayın. Bir sene daha gidelim dedi. Ki bence bir sene daha gidecek. Bir sene daha biletini ayarladı. Şu an bazı Fenerbahçeliler hala göndereceğini düşünüyor. Ben bunu dün bayağı bir ile konuştum. Abi sizce de öyle mi falan diye. Birçoğu yok be gider falan yaptı ama ben hiç ihtimal vermiyorum abi. Bence teknik ekibi yenilenecek. Yani özellikle sağlık ekibinde çok fazla eleştiri vardı. Sağlık ekibi yenilenecek. Ama Fenerbahçe'deki görevi bence devam edecek. Devam etmeli mi diyorsan dersen bu arada ben Fenerbahçe'nin bu sezonu çok fazla İsmail Kartal'ı eşitirsi yaptım. Ee, ama gelinen şu noktada yani 99 puanlı bir ikinci. Bütün derbilerde rakiplerinden daha iyi oynamış neredeyse. Ee, biraz göndermek saçma geliyor. Şu açıdan saçma geliyor. Yani sadece İsmail Kartal'a bir fazlalık yapmayın saçmalığı değil hani iş her zaman vefa değil. Getireceğin adam da şu performansın altında ezilecek. yani i̇lk Galatasaray'a yenildiğinde adam diyecekler ki e, kovduğunuz adam Galatasaray'ı iki maçta da gol yemedi Galatasaray'dan denecek mesela. Hmm. Şimdi o yüzden böyle bir baskıyı kimseye sokmak istemezsin bence. Bir sezon daha İsmail Kartal'ı götüreceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Ben de oyuna geçmeden şöyle toparlayayım. Birincisi yani evet İsmail Kartal'ın e, biraz ayıp olabilir. Ee, şu an, yani bir kere biraz kongreye bağlı. Ben de ya Aziz Yıldırım seçilirse bence kesinlikle kalmayacak ki zaten Aziz Yıldırım'ın e, konuşmaları ortada. Ee, Aziz Yıldırım'a laf da attı İsmail Kartal bu arada. Aynen evet. Yani hoca konuşuyordunuz hafta iç falan dedi. Ee, ama Ali Koç seçilirse Ali Koç'un İsmail Kartal'la devam etme kararını ben de yadırgamam. Çünkü gerçekten yani İstanbulspor'da yendiği takdirde 99 puanla bitirecek sezonu işte sen sadece tekrar tekrar anlatmaya gerek yok ve evet. Sezonun küçük bazı yerlerinde ufak e, onu da daha taktikten ziyade bence kenarda e, duruş olarak yaşadığı sıkıntılar yani şu anlamda söylüyorum yanlış anlaşılmasın bazı yerlerde yüzü kireç gibiydi bazı yerlerde e, o gerginliğini e, heyecanını işte camianın üzerindeki olumsuz psikos çok kolay bir şey değil tabi bu arada Ya yani ben şunu söyleyeyim İsmail Kartal Fenerbahçe 2 sene önce şampiyon olmuş bir takım olsaydı bu sene şampiyon olabilirdi gerçekten. Hala da olabilme ihtimali var. Ayrı konu son haftada. Ee, çok fazla olumsuzlukla en ufak bir takılmanın Galatasaray'da çok çabuk geçiştirildiği Yani ne olacak abi dendiği anda Fenerbahçe'de Allah'ım yine oluyor, yine oluyor, yine oluyor gitti gitti gibi olduğu bir noktada teknik direktörlük yapmak çok zor. Yani işinin Okan Buruk'tan çok daha zor olduğunu ben birçok yerde Okan Buruk'u çok övdüm işte şunu şöyle yaptı bunu böyle yaptı o oyuncu buraya kullandı falan ama İsmail Kartal'ın da burada hakkını vermek lazım. Yani Galatasaray gibi son 10 senede 5 kere işte 4 kere 6 kere şimdi şey yapmayayım şampiyon olmuş son 20 senesi çok özgüven dolu geçmiş bir kulüple Fenerbahçe gibi sürekli travma yaşamış son 10 senesinde sürekli ciddi hayal kırıklıkları ve zayıflıklar duygusal anlamda zayıflıklar olan bir kulübü çalıştırmak aynı şey değil. Bu takımla Yaptığı iş büyük bir iş. Yani teknik olarak bazı maçlarda hatalar yapmıştır. Ben de çıktım söyledim. Ee, liderlik duruşu olarak mesela şu son bir iki haftayı müthiş geçirdi. Bazı yerlerde sıkıntılar yaşadığı da olmuştur. Ama ya ben sadece İsmail Kartal için de değil. Ben Fenerbahçe'nin bu takımının, bu oyuncu grubunun da aynı zamanda gerçekten yani çok karakterli ve şey bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. Yani işine konsantre yapabileceği her şeyi yaptı. Yani karşınızdaki rakip de neredeyse hiç hata yapmıyor. Ee, i̇şte 99 puan alıp ikinci olacak belki. 99 puan alıp ikinci olan bir takımı da abi her, her ligde bir tane şampiyon oluyor. Her zaman kaybedenler kazananlardan daha fazla olacak. İşte ben İngiltere'deydim. Orada da herkes Arsenal'ı övüyor. Arsenal 31 Premier Lig sezonunun 20'sinde şampiyon olabiliyor bu seneki performansıyla. 31 Premier League sezonunun 20'sinde ve Invincibles hiç yenilmeyen takımdan bir puan azaldılar bu sezonki performansları. Bence Arsenal şampiyon. Yani şu anlamda şampiyon. Değil tabii ki Manchester City şampiyon ama yani Arsenal'da şampiyon olmak için her şeyi doğru yaptı ve o performansı verdi. Bence Fenerbahçe'de. Bu arada Fenerbahçe'de hani sayılmayan sezonlarla birlikte 100 sezonun 99'unda şampiyon. Yani tabii, mevcut puan tabii, değil. Tabii öyle bir şey. Bırak şey yani. ikinci, ikinci bir takımın 99 puan almasın. Türkiye'de 99 puan alıp şampiyon yok. olan zaten takım yok. Neredesin? Doğru ikisi de rekor kırdı değil mi? Ee, yani rekor... e, o yüzden e, merakla izleyeceğim sezonun sonunu. Ama e, yani kaybedenin de bu yolda mağlup olmayacağı, galip olacağı bir sezon oldu. Onu söylemek lazım. Yani şampiyon Galatasaray olur, Fenerbahçe olur. Şu an Galatasaray çok daha yakın duruyor ama hani bunu yaranmak derdiyle falan da söylemiyorum hakikaten. Ee, Fenerbahçe bu maçla beraber, bu maçta ortaya koyduğu performansla beraber hani siz şampiyon olabilirsiniz. Bu arada ama, ben şunu hala söyleyeyim. Ama biz de sizin kadar iyi takımdık. Senin de böyle bir iddian vardı. Ben şunu hala söyleyeyim. Bence sezonun Fenerbahçe adına en kötü noktası Olympiakos'u elemek. Yani Olympiakos'un Aston Villa'yı elemesi Bence a Olympiakos daha iyiymişi göstermesin de bence Fenerbahçe keşke o finalde olsaymışı göstermeli Fenerbahçe Aynen Aynen Crystal Palace'da 5 yani, attı bu hafta son villaya. Bugün yani. İsmail Kartal İstanbul Spor maçına e, Fiorentina maçını düşünüp rotasyonla çıkabilirdi. Aynen. Yani evet. bu işte e, bence İsmail Kartal'ın bu sezon en eksi yazan nokta. Çünkü Süper Lig'de adam yapabileceği her şeyi yaptı yani. Bütün maçlardan evet. çıkmışsın abi. Yani, numara söyle. Numara. Çok tatsızım croissant'dan ya. Yani bugün. Pomara. cross en... kaç giriyor? Ben onu söylüyorum. 8. 8. Ben bugün 2 oynayacağım. 4. Gora 4. Onu mutlaka 5 dakika atalım. Senin haberin yoktu. Cem Yılmaz afiş paylaştı. Gördüm, gördüm. Gora 4 Netflix'te baba yap. Gora 4 yap. Yakşıy batı 2 yap. Yakşıy batı 3 yap. Yakşıy batı. Yapacaktı o ya. Batı değil. Yakşıy doğu yap 4 yap. Biz bunlardan yap. Bize bunlardan bol bol koy. Biz kara komik falan bize gelmedi. Ha onlar da güzel. Ama bize o Arok'tan bol koy. Aroğunu bol koy. Gorasını bol koy. Yahşi Batı'dan bol at. Yahşi bir, bir tane her şey tane çok lazım. güzel olacak at. Ar Araya at. Hoc çok Konuşi. az at. Hokkabaz iki at. Üç atma mesela. Arok yedi at. Bize bunlardan bol at. Yahşi Batı benim filmim. Şahan Gökbakar. Recep'e dikkat. Ama bu Şive'yi ben. ilk filmçi gibi at. Şive'yi çok bozdun. İşte Recep İvedik 3 gibi at. Recep İvedik 3.5 diye at. 3 ile 4 arasındaki bir evrenden at. 3.5 at. 3.75 at. 3.80 at. 3.85 at. Benim bu büyük iki komedyenden isteklerim var arkadaşlar. Ben bunları dile getirmeden. Ya esas kötü haber. Kötü bir haber yani. yani. Sinema dünyası adına sinema kötü, kötü bir haber. Bir baş sağlığı dileyelim. Evet, Önemli evet. bir şey oldu. Üf, sinema dünyası maalesef Serenay Sarıkaya'nın dizisinin ikinci sezonu çıkıyormuş çok kötü bir dizi. Bir sezon daha olacak olması. Ya Serena da bana kırılıyor ama hakikaten çok kötü bir diziydi. Yani canı sağ olsun. Ama halk beğenmiş ki demek ki hemen ikinci, ikinci sezon. sezonunda hemen. bir iddia Hı. var ki Allah Allah. Çağatay abim oynuyor diyorlar ki o zaman ne? izletir bu arada. Hayda. Öyle bir Chagoto abimi e, duydum. Tabii Ece Yörenç ya, yapımcı, iş senaryo falan. Matt şekli bitir. Chagoto abimi istiyorum ya. Konuk oyuncu olsun ya. Yani. Onun God Sen her çarpışsınlar. Hmm. Pardon desin. Ondan sonra bir yerden tanıyor muyduk falan olsun. Sonra yoluna devam etsin gerekiyorsa ama. Evet. Bir bölüm Çagato abim. Fena oldum. Bugün her şey benim üstüme geliyor. Tony Cross. Matt Cesar. Matt Kızılcık şerbeti de çok iyi yere gitti ya. Kız ne diyecek şeye? Sizde hiçbirinizde mi yok dizi. Dizi yok bizde. Abi nasıl Kızılcık şerbeti izleyen bir tane ayarlayalım arkadaş. Ben de arkada prens yani. var, gibi var. Prens, prens çok bozdun. Dengeler var. Prens. Bey. Ben daha ilk sezonda bunu komedi dizisi de izledik, aldık. Ne oldu? Game of Thrones. Sen bunu biz Game of Thrones gibi entrika dizisi yaptın. Paramı geri istiyorum. Paramı. Ben ilk sezondayım, sezon... tamam. Miko. İstiyorum. İlk, i̇lk sezondayım. İlk sezonu Miko. 2 sezon ne oluyor biliyor musun? Entrika dizisi. Paramı geri istiyorum. Olmadı Giray Altınok. Çok da severim abi. adam. Gibi bitiyor. Bence Ölümlü Dünya 2'deki en iyi adam. Taşıyor. Filmi taşımış. Evet. <laughs> evet. Gibi bitiyor mu? Tabii. Gibinin son sezonu en iyi sezonu evet, kötü bölüm yok henüz. Bir Birle beraber en iyi sezonu bence de. henüz kötü, kötü bölüm yok. Birde bile çok kötü bölümler var. Bu sezonda hiç kötü bölüm yok. Hepsi bir çok iyi. adam falan vardı birde evet. O, o kadar dünya. iyi ki 3 sezonda al yaptırırlar bu adama bunu. Bitiriyorum ayağı yapıyor. Tatlar kaçtı yok. Ya ben yaz ama tamam bitiyor ya. <laughs> tamam az <laughs> sıkmışlar biraz çok sıkarlar az biter o zaman. Gibi de rol almış bir insan var. O oh, müthiş o. Onun sahnesi benim en sevdiğim gibi <laughs> sahnesidir bu arada. Tanzimat. <laughs> <laughs> ben bir ara kategorileri ona ekleyeyim. Hayır ya. Kaç isim sayabilir oradan <laughs> Şu an çok sayamam. Ben Herkesi 8 diyorum. Ben Tony <laughs> Cross, Tony de. Cross babanın hatırına 8 <laughs> diyorum 8. ben. 8. Hadi bakalım. 5 4 ben... dör, önde alsan. Ee, bu zor. Ha. Kaçtan başlıyor? 7 zaten en aşağı. Ben bunu ha, yok, sen daha da aşağıdan başlatıyorum. Oka o kadar kötü. O kadar. Süreyi ayarlayalım da. Bir... Ayarlama yapalım arkadaşlar. Ne diyorsun ya? 4'ten ee, başlattım. Oo. 4'ü alayım. 5. 6 tamam. Gelir gelir. Yükselt. 7. Gaz veriyor ya. Hem sen zorlu. sayarsın. Sen net sayarsın. 8 diyorum son. Beni bir daha 6'da ben son diyecektim. <laughs> ya sen ne pis bir adamsın. Geçen de. <laughs> Karar sizin. Ben ihaleyi düşük açtım. Zor, Zor dedim. 9. Çıkmaz mı o? Ya çıkmamalı. Senin bu sözlerine. Tabii çıkmamalı. <laughs> tamam. Çıkar aslında da neyse. Süre hazır mı? 30 saniyede 9 tane güncel sezondan Formula 1 pilotu. Max Çok Verstappen yok yani. lan ben sayamam yok bende. Charles Leclerc, Max Verstappen, Albon, Lewis Hamilton, Carlos Sainz. Ee, sana sayarsın. Arabın ama. adı neydi? Kimin? Arap yok. Hmm. <laughs> Muh Muhammed Trez'e George Russell. Tsunaga. Tsunaga diye <laughs> bir şey yok Osman Aga. <laughs> <laughs> tusun o da tusun da. Ay, Süre bitti. Yok bende hiç yok onun formülü. <laughs> Osman Ergen fırır fırır amanın gülü bitti. Ama Öyle bir yani. şey var mı baba? Yok kolay ben. Ya, formüle 1 seyrediyorsan bir şey. çok kolay. Çakante. Abi. Ben hiç seyretmiyorum. Ama yani. ben, ben son, sayarım ben. ya. Sana en son sayarsın sayarsın Ben 10 sayardım. Sana sayarsın. Ben daha bu hafta sayarsın. sonu izledim. Ya Verstappen'in araba ne kötü. Abi, abi bu adam, adam geçen sene full yarış izliyordu. Bu sene de izliyorum. Ben Perez'in Allah bin belasını versin. Ha Sebastian Perez falan var. Bu. İtalya'da demiş. Sebastian Perez demiş. Galatasaray <laughs> geldi <yadı> lan. <laughs> bu şey, bu herif. Sergio Perez. Sergio Perez. Falan. Sergio Perez. Bu, se bu 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 pis demiş. İtalya'da Neyse Monza'da o, mı yarıştı? Imola'da yarıştı. Imola. Prodü'yü f 1e uygun değil. Ulan it 50 senedir burada F1 yapılıyor. Bu sene mi uygun olmadı lan? anladım. Orada Aşağılık bir herif. Can sen. veren pilotlar var. E, Önemli bir pistte. Aynen öyle. Sen ne öldü? Sen ne öldü? Aynen öldür. öyle. Ah, Neyse. Oğlum sen Kimden yanar? 1. 1 mi? Bu bu aşırı kolay ama 30 saniyede kaç tane sayabileceğinize bağlı. Aşırı, aşırı kolay, ko kolay. 12. Ben ondan açacaktım 12 dedi zaten. Aşırı kolay deyince. 13 diyeyim o zaman. Aşırı kolay diyorsan. Aşırı kolay ya. Tamam aşırı kolay kalsın diyor. Hayır 13 diyorum. <laughs> yani. Tamam kalsın diyor Yas. adam. Süreyi açalım abi. <laughs> 13 mi? 30 saniyede Süper Lig'de görev yapmış 13 tane yabancı teknik direktör. Allah seni kahretmesin. Çok kolay dedim. Valerian İsmail, Jantigana, Ben Schuster, Valer de. e, bir dakika. Del Bosque, Christoph Daum, Vitor Pereira, Erik Gerets, Igor Tudor, Paul Legen, Paul Legen nerede çalışıyor? şey, Bursa Spor. Ee, oha. Kaç saniyem var benim? Beş. Nasıl bu son 5? <laughs> Bitti mi? 3 <laughs> Derval. Ya Feldkamp ah. Abi, abi her şeyi o. unuttum Oo. ya. Yok ya Jorge Jesus ona desene oğlum geçen her şey kafamdan çıktı. Bu sezondan Gordon Mill. Fenerbahçe, gizli. Fenerbahçe ha, şöyle aldım. Beşiktaşlı gireyim. Beşiktaşlı gireyim. Sonra e, evet. Galatasaray'a bağlayayım dedim. En son Fenerbahçe'ye de gider en son yapayım dedim. Bir ara arada Vitor Pereira dedim. Vitor evet. Pereira benim dengemi bozdu. Fernando Santos demedin abi. Evet. Ya. Bu sene Beşiktaş'ı bile sayamadık. Bu seneden geriye gitsem Beşiktaş'tan 11 falan sayarsın. Ama zaten. 13 öyle bir rakam değil işte. i̇şte 13, 13 seni tedirgin eden bir rakam. Seni tedirgin ettim zaten ben de beni tedirgin ettin 6 5 İkimiz Yine de birbirimizin boşu başarısızlıkları üzerine Allah yükseliyoruz Allah. boşu boşuna oynandı ya beni o, tat o bir de beni... kolaydı ama bak bir dakika İkisi de çok kolaydı bu, bu arada aşırı kolay dediği aşırı kolaydı formüle 1 de zor buluyorum Evet. formüle 1 orada da biraz, doğru ipucu var biraz geldi. bakıyorsan bence sen o kadar zor değil sen sayarsın dedi ama sana Aynen. zor dedi Doğru. Ben takip etmediğim için ben, artık, ben ona bir lağmen yedireceğim. Ben dersimi aldım önceki. hafta. Dersini almış Dürüst bir insansın. Edin. Seni ediyorum tebrik ezber. ediyorum. Dürüst ediyorum. Da adam. Dersini almış ne diyor Ezber? Ne diyorsun? Şampiyonluk yarışı bitiyor. Bitti. Haftaya bugün Harmanda bir şampiyon var. Şampiyonu konuşacağız. Düşenleri konuşuruz. Ah be Pendik düşme işi. Pendik kara kalır dedi. İkisi de gitti. Aynen bu hafta da bana geçmiş olsun dedi. Haftaya yokum galiba. <gülüyor> 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 Pendik 26 gol atar mı? 26 haberaj lazım. Pendik nereye gitti? Ha, evet 26 haberaj. 26, 26 gol mü? Gel. Bu İyi sezona, var ha. Bak. Yani, bu arada. başlarsa maça. Ama Türk futbolunun bu sezonuna çok yakışmaz mı? Fendi'nin 26 gol eti. Kesinlikle yakışır. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu sezon Türk futboluna <laughs> şey yakışır. Galatasaray, Konya, Santra'da 30, 90 dakika boyunca top çeviriyorlar. Ben, <laughs> bence Fendi'nin 26 atıcı yani ikimizde çok İkimize de bir oldu. puan yetiyor diye düşündük. Kendi aramızda konuştuk. İstanbul Orta Spor 1, Fenerbahçe 0 falan şöyle. İşte, Türk futboluna inanılmaz gider. Pendik 26-0. Ben, çok keyif alır. Müthiş bir hafta. Abi Pendik attı 26. Ne olur? maç tescillenir. Antep düşer. Bu arada bu Nazilli Belediye maçı yani. var ya meşhur. Hmm. Şu an etik kurulunda mesela. Hani böyle bir şey çıkacak mı mesela nazilli oradan? Allah bir de Allah bu be. bir suç mu mesela? Ya biz düşündük hmm. iki tarafa da bir puan yetiyor dedik, paslaştık. Hmm. Suç mu? Galatasaray'ın çok eskiden Şu var. Durum biraz anlatılır hep. Ama o Son dakikalar son pas son pas 88 pas. 88'de falan başlıyor. 88'de mi diyorlar? 88'de değil de çünkü evet. Bu arada bu bu hafta olur o. Olur. 88 Konya Galatasaray birbir herkes birbirine kaç göz Hadi beyler uzatmayın. Daha olur yani. Olabilir. 88 gibi olur. 88 gibi taça giden bir gitar yani. öyle <laughs> Beyler şu tacı bir ağır olur yani. Kramp Ki kramp. normal abi Adelecek yani. Bir taraf düşecek. Yani. Ki ben şöyle söyleyeyim. Bence Konya Galatasaray yenilirse düşer. Çünkü rakiplerinin hmm. maçları kolay abi. Trabzon belli olmaz Trabzon yani. kupa finalinden çıkacak. Belki 120 dakika top oynayacak. Kendi evinde seyircisiz maç bir de. Ha, evet. cezası var ya. Doğru yani. o zaman mı? Öbür tarafta Pendik amaçsız şey Hatay amaçsız Rize ile oynuyor. Ya yani Konya yenilirse gidebilir yani. Hatırlıyorum. Ben ya Hatay Rize'yi yenemeyecek de düşecek diyorum. Ya da Konya düşecek bence. Ki o da çok korktun. Oniki yani. da futbolu bıraktı. Tony kros bıraktı. Ali Çamdalı da ben de Konya'da teknik direktör. Ali Çamdalı bile bırakmış krosa üzülüyor. Değil mi? Ali Pro Çamdalı bizim hayatımıza daha çok dokundu ya. Kesinlikle. Kim kros? Kim cross abi? Gelir mi cross bir şeyine? Ben cross emekli zaten zaten. Arif. <laughs> Ekip şahane. Ben de seni cemçelik zannediyorum. Aynen öyle. Seni <laughs> yani de bambaşka bir insan sanıyordum adam. <laughs>